Osman. Evet. Sevda Hanım soruyor. Sizin çok etkin olduğunuz bir konuda. Benim kızım 17 yaşında bekar. Doktorlar erken menopoz dediler. Çok çaresiz kaldık. FSH, ben Türkçe okuyayım hocam. Tamam. Yabancı okumak istemiyorum. FSH değerleri geçen ay 20 idi. Bu ay 68 oldu. E2 39. AMH 0,010. TSH 0,010. Evet. TSH 1,79. Hocam FSH değerlerini düşürebilirsek yumurta dondurmayı düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? E2'sine kaç dedim? 39 hocam. Şimdi FSH hormonu 20'ydi, 68'e mi çıktı diyor. Çıkmış. E tabi siz bunları çocuğa anlattıkça bak yükseliyor diyor, daha çok strese giriyorlar. E stres de kadınlık hormonlarını müthiş derecede etkiler. Eğer bir kadın sinirlenirse Hüseyin adet günü ileri atar. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Eğer üzüntülüyse erken başlar. Demek ki ruh halinin kadınlık hormonlarını nasıl etkilediğini burada görüyorsunuz. Bir, şimdi 17 yaşındaki bir çocukta evet anti-Müller hormonunun 0,01 olması artık yumurta gelişimi yok, yumurta sayısı azalmış. Ha. Fakat burada sevindirici bir şey var. Estradiol 39. İyi var yani. Şimdi bu kız, bu kızımızın söyleyeceğim şudur. El aşı vermiş mi LH'yı? Hayır hocam. Sevda Hanım lütfen. Eğer izliyorsanız, devam ediyorsanız lütfen onu da gönderir misiniz? Tamam. Şimdi şu var. Bak şeyde dedim ya incir. İncir ağacına bak çiçek açtığını göremezsin mübarek. Çünkü meyvenin içine açıyor çiçeği dedik. İncir yumurta sayısını artırır. Bak şimdi tam mevsimi. Bir yumurta yemeye incir yemeye başlayacak. İncir yumurta sayısını artırır. İkincisi testere dişli aslan pençesi, Alkimilla vulgaris bitkisinin günde iki defa sabah ve akşam çayını içecek. Bu bir. Şimdi incir işte tam mevsiminde sarısı daha makbul, onu söyleyeyim. Veya incir bulamıyor, kuru incir de olur. 6-7 tane kuru inciri elinizle koparın veya bıçakla kesin. Tencere yarım litre suyun içine atın, ağzını kapat 15 dakika. Tamam. Kaynatacak, ılıdıktan sonra bunun suyunu içecekler. Şimdi şu var, bilemiyorum. Yani mutlaka çocuk bir şok geçirmiş olabilir, bir korku yaşamış olabilir, bir ağır bir üzüntü yaşamış olabilir. Mesela Van depreminde kadınlar adetten kesildi çoğu. İşte o korku yani bütün bunlar şeyi etkiliyor. Bunun için olaya sadece bu yönüyle değil biraz da ruhsal yönüyle bakarsanız karşınızdaki insana. Ha burada anti-Müller hormonu biraz ürkütücü gibi gözüküyor. Yok efendim bitmiş senin çocuğun olmaz denilen. Biz insanlar gördük, yüzlerce çocukları oldu. Yani onun için işte belli bir yumurta sayısıyla dünyaya gelir, o tükendi mi biter. Artık yok böyle bir şey Hüseyin. Yok diyor, senin yumurtan yok diyor. Kullanıyor, 8-9 ay sonra yumurta kendini gösteriyor. Estradiol yükselmeye başlıyor. Antimüller yükselmeye başlıyor. Yani bunlar bize olan geri dönüşlerdir Hüseyin. Onun için yani tamam ben bilime
saygı duyan bir insanım ama her zaman bir şey vardır. Benim en ziyanda olan kulum benden ümidini kesmiş olandır der. Yok, tabii ki siz kontrollere gideceksiniz. Ben bu hanım kıza bunu öneriyorum. 17 yaş. Bir de şeyi bilmekte fayda var. Yazarsa anne ilk puberte, yani ilk reglisini kaç yaşındayken gördü. Bunlar da bir kriterdir. Sevda Hanım lütfen ya hemen yazmanız lazım. Yoksa sonrasında cevaplayamayabiliriz. Evet. Yani burada ben şey görmüyorum ya. Yani sorun ümitsiz bir vaka değil. Daha 120'lere çıkıyor FSH. Sonra yavaş yavaş dönüyor. Yani kadınların ruh halleri gerçekten hormonlarını çok etkiliyor Hüseyin. Yani kadınlık dediğimiz şey böyle bir şey olsa gerek. Yani. Son konuyu kapatarak geçiyorum. Bu 17 yaşındaki hanım kız bir de havuç kürünü de uygulayacak. Havuçla incir beraber hazırlanmıyor. Ayrı kaplarda hazırlanacak. Havuç 20 dakika, incir 15 dakika kaynatılıyor. Sonra bunları ılıdıktan sonra sularını karıştırıyorsunuz. O da antimüller hormonunu yükseltici olarak. Peki.